Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle abone olmadıysanız ve beğenmediyseniz, bu videoyu beğenirseniz, desteklerseniz teşekkür ederim. Başlıktan da anlaşılacağı gibi macOS'un yeni işletim sistemi Catalina tüm dünyada kullanıma sunuldu. Ama yüklemeyin. Kimler yüklemesin? Eğer evde home stüdyonuz varsa, yani ev stüdyonuz varsa ve kontakt 5, kontakt 6 gibi yazılımlar kullanıyorsanız yüklemeyin, çünkü desteklemiyor. Bu hatayı ben yaptım ama sizin de yapmanızı istemiyorum. Şimdi kontak ve bunlar gibi yazılım şirketlerinin Catalina uyumlu yeni versiyonların sürmesini bekleyeceğiz. Bu sürede yine en az 1-2 hafta sürecek. Catalina desteklemediği için de kontakla yaptığınız çalışmaları dinleyemeyeceksiniz. macOS'ta açamayacaksınız. Örneğin şöyle mesajlar geliyor. Ben buradan size açayım. Logic Pro X'ten açıyorum buradan. Direkt hemen yazılan mesaj şu: Contact 5 Component içindeki kötü amaçlı bir yazılım olup olmadığı Apple tarafından denetlemediği için açılmıyor. Yani desteklemiyor. Tamam diyorum bunda. Birkaç tane kanal olduğu için hepsine tamam deyip geçiyorum. Benim projemi açıyor fakat kontakla çaldığım enstrümanları çalmıyor maalesef. Buradan da yine tekrar diyor ki the plugin name Contact 5 isn't available on your system. Yani Contact 5'in sisteminizde çalışmadığını tekrardan söylüyor. Bu gerçekten insan moralini bozan bir şey. Çünkü çok uğraşıyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz evde. Bir kayıtlar yapıyorsunuz. Ama açılmıyor. İşte böyle bir versiyon upgrade ettiğiniz için açılmıyor. Windows'ta ben bunu yaşadığım için artık Mac'te Logic Pro X kullanmak istedim. Hani bu problemler daha az olsun istiyordum ama son versiyonu birlikte beni Macintosh hayatımda uğrattı diyebilirim. Bu yüzden eğer yükseltmediyseniz Catalina'ya versiyonunuzu, yükseltmeyin arkadaşlar. Bu sorun çözüne ne kadar, bundan emin olana kadar Mojave sürümünle Mac'inizi kullanmaya devam edin. Onun dışında yeni sürümden bahsedeyim. Bu neymişken. Burada yine sesli betimleme var. Şu köşede duruyor. Bunu uyandır veya uyut diyebiliyoruz. Sesli betimleme çok hızlı çalışmıyor şu an. Denedim. Mesela Word'de yazma hızı çok yavaş maalesef. Konuda hayal kırıklığına uğratmayan yani çok hızlı değil. Belki geliştirebilirler. Siri özelliklerini biliyorsunuz zaten. Onun dışında yine özelliklerde yine ikinci background olarak iPad'i kullanabiliyorsunuz. Apple Müziğin, podcastların ve TV'nin burada yenilenmiş olması. Yani ayrı ayrı artık. iTunes yine yerine. Mesela Apple Müziği açalım buradan. Apple Müzik de sizin için göz at, radyo, son eklenen sanatçılar, albümler gibi solda burada bölümler var. En altta da iTunes Store var, mağaza. Buradan satın alma yapabiliyorsunuz müzikleri. Daha sonra podcastlere gelelim. Podcastlerde de yine istediğiniz sanatçıyı dinleyebileceğiniz sanatçılar var, en popülerler var. Göz at bölümünde yine Türk podcastçiler var. Onları izleyebilirsiniz. Veya dinleyebileceğiniz TED konuşmaları var. İngilizce öğrenmek için videolar var, podcastler var. Yakında güncellenenler var, şovlar, bölümler, indirilenler gibi bölümler var. Apple TV'de yine Netflix'e rakip olmak için, yine böyle platformlara rakip olmak için bir platform oluşturdu. Apple biliyorsunuz ki son zamanlarda artık cihazlardan çok böyle şeylerden kar etmeye çalışıyor. Burada filmler var. İster satın alabiliyorsunuz, isterseniz kiralayabiliyorsunuz. Mesela Enes Batur'un filmi var burada. 18.99 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Ya da 5 lira, 4.99'a kiralayabiliyorsunuz. Kiraladığınızda da şöyle bir durum var. 7 gün içinde o filmi izlemeniz olmanız gerekiyor. Yani açmanız gerekiyor. O filmi açtıktan sonra da 2 gün içinde de o filmi izlemeniz gerekiyor. Daha sonra bir daha izleyemiyorsunuz. Satın aldığınızda da istediğiniz kadar izleyebiliyorsunuz. Burada yine üst tarafta şimdi izle bölümleri var. Buradan ulaşabilirsiniz.
Filmler bölümüne ulaşabilirsiniz yine filmlere. Buradan da yine bölümlerden, şimdi izle filmlere ve her şey bölümlerden filmlere ulaşabiliyorsunuz. Son eklenenler var sol tarafta. Filmler var, TV şovları var, 4K HDR diye bölümler var. Kısaca Catalina versiyonunda böyle değişiklikler var, yenilikler var. İleriki zamanlarda ne kadar hızlanır, performansı nasıl oldu bilgisayarın hepsini paylaşacağım. Bu arada kanalımı takip ederseniz bundan sonra Apple ile ilgili, Apple ürünleriyle ilgili mesela Apple TV, Apple Mouse gibi veya iPhone'un versiyonları gibi videolarda kanalımda paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Desteğiniz için abone olun ve arkadaşlar beğeniyorsanız beğenin. Yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınız varsa eğer yorum kısmına sorun. Herkese cevaplayacağıma emin olabilirsiniz. Teşekkürler.